Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlarımla birlikte geçireceğim birkaç günü sizin için vloglayacağım ki biliyorsunuz zaten bu konuyu konuşmuştuk. Artık kanalda lifestyle içerikler olacak. Birkaç günden oluşan bir vlog olacak aslında. Biraz karışık olabilir ama ben bunu editle çözerim. Biz fazlasıyla eğleniyoruz zaten. Umuyorum siz de izleyince biraz olsun keyif alırsınız. Ki bundan sonra hayatıma daha yakından şahit olacağınızı söylemiştim. Elimden geldiğince bütün keyifli anlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biraz yüzümü bir yıkayacağım. Şuralara bir bakım yapalım hep birlikte. Ondan sonra aşağı ineceğim. Bizimkilerle de aşağıda zaten görüşeceksiniz. O zaman çok fazla vakit kaybetmeyelim, aşağı inelim. Ama ben önce bir yüzümü yıkayayım. Aslında çok fazla ciddiyle uğraşan bir insan değilim ki genel olarak cilt problemi yaşayan bir insan da değilim. Ama Hazal'ın bu konuda üstümde kurduğu baskıdan sonra ben de biraz cildimle ilgilenmeye başladım. Şimdi şu bakımı yaptıktan sonra aşağı ineceğim. Yüzümü bir yıkayayım. Kardeşlerim izliyor. Neden? He? Neden? Çok severim diziyi. Neden ama? Eski erkek arkadaşım o da oynuyor. Oha, bunu itiraf etmeyi beklemiyordum salak. Söylerim ki ne var çünkü hangisi olduğunu bilmiyorlar. Ben söylüyorum o zaman. Hayır. Başrol. Hayır. Baş harfini veriyorum. Hayır. 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 Tamam sustum. O kadar değil. Çok güzel salınıyordun ama böyle karşı koyamadığım için geldim yanına. Öyle mi? Çok seksi mi ya? Çok. Çok aşırı ama. Peki senin seksiliğini ne yapacak? Çoraplarını göstermek ister misin terliklerine evet. Birlikte? Çok güzel çoraplarım. Şu an çok... Ya seni çok seviyorum. Şunları çek ya baksana. Şey gibi... 3, 6... Fakiri gibi şey oynuyorlar. 3, 4... Kim yeniyor? Beraberiz. Hayır. Berabere miyiz? Beraberiz. 2-2'yiz evet. 2-2. Kazanan... Yasıya bir mücadele. Bir iddiaya girmedik. Girmediniz. Keşke girseydik dedim ben. Kabul etmedi. Gidelim iddiaya dedim. Girmedi. Bence güveniyorsunuz kendinize ikinizle. Vallahi ben güveniyorum da keşke bir iddia olsaydı daha iyi olur. Bir hırsım olurdu. Bir sonrakini iddiayla. Tamam canım. Teşekkürler. Çok elit bir ortamda spesifik bir şekilde oynuyoruz. Spesifik ama. Bakabilir evet. Miyim dövmene? Tamam cevabımı aldım. Teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Bahar alerjisi olan var mı aranızda? Her baharda aynı şeyi yaşamaktan o kadar sıkıldım ki sürekli bu geçiş dönemlerinde çok fazla etkileniyorum ve hapşırmaya başlıyorum ki bazen durdurulamaz noktaya geliyor. Bu sıcakta da maske takıp nefessiz kalmak istemiyorum ama gerçekten çok etkileniyorum. Şimdi birazcık böyle kendimi kamufle ederek yürüyüş yapmaya çıkacağım ama öncesinde o gün sanırım spor yapıyor. Instagram'dan takip edenler biliyordur zaten uzun zamandır spor yapmıyorum. Ben yapmıyorsam arkadaşlarım da yapmayacak. Birazcık o günü taciz edelim. Ne yapıyorsun? Sana ne? akşama yemek yapıyorum. Ne yapacaksın? Dumbbell, dolmen. Hocam bunlar hangi hareketler? Hangi kas grupları çalışıyor? Bu şu an ayak kıllarını çalıştırıyor. Evet, çok mantıklı gerçekten. Çok böyle verimli bir hareket. Çok verimli. Yani ayakta kılları çıkan insanlar için çok verimli ve güzel, kompakt bir hareket. Kompakt, evet. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yapabilirsin. Sadece pek yapman gerekiyor. Bu. Başka hiçbir şey yok. O zaman teşekkür ediyorum. Bak Hazal. Bir şey söyleyeceğim. Beni çok seviyorsun. Hayır. Bence bayağı seviyorsun. Bu arada bardağımız yoktu. Değil mi Hazal? Evet, ne ya? Sabahın nasıldı? Bana peanut uzatıp... Meşrubat bardağına latte. Ay, şunu yala.
No. İğrenç bir insansın gerçekten. Bu sefer para da vermedim. Neden yaladın? İnsanlar beni nasıl gördü? Para karşılığı. Bugün para karşılığında her şey yok. Evet arkadaşlar, para karşılığında telefonu düşen latteler yalanır. İtinayla para karşılığı böyle izmarı tutulmuş içecekler içilir. Mesela ne kadar içersin izmarit suyu? Sen arkadaşımsın. Bana özel sana ama. Özel fiyat düşünü 70 liraya içerim. İyi. Yani 73 olmaz. Normalde bu fiyat 120'ye kadar çıyor. Başlangıç fiyatı 120. 20 niye? Hizmet payı mı? KDV'si var, stopajı var diye. Ben de ne yapayım? Böyle kendi kendime muhasebecimle konuştum. Böyle bir şey getirdim. Ortak noktada buluştunuz. Aynen. Fatura böyle, kesiyor musun içtiğin latteleri? Fatura kesmiyorum. Fatura kesmezsem biraz daha fazla alıyorum. Ha, o zaman fatura sıkıntı yok. Fatura kesince de daha fazla alıyorum. Her türlü daha fazla alıyorum. Tamam. Ne yapıyorsun? Tabii ki de salata. Salatalarımı çok seviyor musun duyduğuna göre? Seni sevdiğim salata. Belki bir boş fatura yiyip yüzüm almamışlar. Ha? Ama yiyor musun? Nasıl yine olmuş? Fena değil. Bu kadar güzel ki. Ama buna fasulye lazım. Arkadaşlar. Bilmiyorum ben yoğurdum. Ben patates kızartması yemeyeceğim bir daha. Yap onu ya. Ben de yemeyeceğim. Ben patates kızartmasını yemeye başlamadım. 6 aydır yemiyorum. Ve sen blok içinde blok. Evet. Şaka yapıyorsun. Şuraya bakar mısınız? Ağzım biraz yağlı da. Nemlendirici. İnanılmaz iyi oldu. Tat. Fasulye hiç koymak aklına gelir miydi? Hayır. Bitireceğiz ama böyle diye diye. Böyle bir şey yok. Çok aşkım. Aşkım senin ağzın büyük. Of. Çok güzel olmuş, pek de güzel olmuş. Abi, bin fasulye demek değil mi? Bak, Türkçe aklıma gelmedi. Sana Türkçe öğretmek istiyorum artık. Gerçekten bak, Türkçe 101. Konserve bunu eve doğal. Ama öyle. Nasıl, ne yapıyorsun? Beğeneceksin, geri zekalı. Senin ağız zevkini biliyorum ya. Ağız zevkini ama. Türkçe öğretmek! Planım mı var? Yine ben daha iyi değilim. Varsın. Daha iyisin. Burası bitti. Salata hazır. Gibi çok unut beni. Uyandı mı? Ne dedi? Karşıdan bana bağırdı. Ne dedi? Yaptı. Hey dedi. Doğru, devamını duymadım. Çok utandım. Kaçtım. Şu binada. Dön onu. Dön onu baba. Baba. Dön onu. Hangisi kızım? Orada bana kızdılar. Bugün Hazal'ı nasıl tanımlıyorsun? Histeriyi şu an anlamına bakıyorum. Histerik kişilik bozukluğu olan kişiler aşırı duygusallık, aşırı ilgi görme ve dikkat üzerine çekme, olayları büyütme, dramatize etme eğilimi. Ben histerikli miyim o gün? Öylesin o, biraz öylesin yani. Ben seni görünce direkt mesela bakıyorum, direkt histerik canlandım. Mesela? Şu an. Bakışlarında, şu anda. Bakışlarına bak, bir geisha da var, böyle bir çocuk da var. O bipolar demek istedim galiba. Hayır aşkım, histerik. Histeria. Salak dikkat. O zaman senin dediğin bipolar yani. Sözlük anlamı histeria. Ya gülmeyin. Gülmeyin. Histeria ve bipolar. Farklı iki. Gülme ciddi. Bir şey söyleyeceğim. Niye Türkçe konuşmuyorsun ya? Because my Turkish is low. But my English is excellent.
and I'm a proud mom. Güzel yaptığımı. İğrenç yapıyor. O yüzden mi goril goril içiyorsun? Varil varil olmasın. Ne oldu? Gözlerim doldu. Ezik. Afiyet olsun aşıklarım. Her günümüz böyle olsun. Ami iç. Oh. Clap back. Twerk yapmak isterdim ama neyse. Kaydı al bunu da koy. Böyle bak. No 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 no. Latte chili. Çağlar'ın kanalına hoş geldiniz. Yes, Queen. Duyduktan sonra biraz bekle, portre olduğu için sabitliyor, tamam. Arkadaşlar yaklaşık 45 dakikadır aralıksız yüzüyorum ve vücudumun her bir noktası buruşmuş durumda. Çok küçük yaşlardan bu yana Antalya'ya geliyorum ama Nisan ayında sanırım ilk defa gelişim bu. O yüzden gerçekten Temmuz ya da Ağustos'ta gelmenizle Nisan gibi böyle ilkbahar aylarında gelmeniz çok fark ediyormuş. İnanılmaz esiyor yani. Dağın başındayız ama yine de oldukça keyifli tabii ki. Günün en sevdiğim saatlerindeyiz şu an ki gün batımını da size birazdan göstereceğim. Benim gibi manyaklar var mı aranızda ya? Mesela böyle palmiye görünce, gün batımına denk gelince, havanın böyle hafif turunculaşmaya başladığı anları çok seviyorum. Yani garip bir şekilde bu anlara karşı zaafım olduğunu bile söyleyebilirim. O yüzden kesinlikle ruhumun yaz iklimlerine ait olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar yaz iklimlerinden çok farklı bir coğrafyada doğmuş olsam da kesinlikle ilerideki hayatımı bu noktada böyle coğrafyalarda şekillendireceğim. Şimdi benim duşa girmem lazım ama duştan önce bir terasa çıkalım istiyorum. Gördüğünüz üzere. Bakın işte tam olarak bahsettiğim şey buydu. Şu güneş batımı ve güneş batımı esnasında oluşan havaya bayılıyorum. Yani gerçekten bu konuda bir bağımlılık sahibi olabilirim. Biraz size çevreyi göstermek isterim. Çağla'yla o günün gördüğünüz üzere günde 25 kere yaptıkları yoga matı burada. Şekilde ya inanılmaz esiyor. Garip bir şekilde çok esiyor ve havuzdan çıktığım için çok üşüyorum. Hazalım'ın bize yaptığı ice latte ama gördüğünüz gibi günde 3 kavanoz ice latte içip doyuyoruz arkadaşlar. Yani kahveyle yaşıyoruz diyebilirim. Sanki biraz bronzlaştım mı ben? Böyle bir rengim kırılmış gibi duruyor ya da bana mı öyle geliyor? Saçlara bakın, tiftik keçisi gibi oldum ya. Böyleyim şu an. O kadar üşüyorum ki saçma sapan bir şekilde. Havuza gireli 1 saat oldu. Hala istikrarlı bir şekilde üşüyorum. Ama arkadaşlar ben donuyorum. Müsaadenizle ben duşa giriyorum. Duştan sonra aşağıda akşam yemeğinde görüşürüz. Hoşça kalın. Sabahtan bu yana Reels çekiyoruz, Instagram postu çekiyoruz, YouTube için vlog çekiyoruz. O kadar çok çalışıyoruz ki aslında bir noktada tatilin güzel tarafı da bu. İçerik olarak çok zengin şeyler çıkartıyoruz. Hava oldukça nemli olmasına rağmen şu an iyiyiz. Birazdan havuza gireceğiz. Hazal'ın videosu var, Çağla'nın videosu var. Aslı vlog çekiyor. Aslı ile birazdan ayrıca bir vlog çekeceğiz. O günün videoları akşam başlıyor. Ben de o zamana kadar biraz dinlenmek istiyorum. Gerçekten çok sıcak. Biraz odaya gidelim. Hatta birlikte gidelim. Odamdan sesler geliyor lan. Oo, ortamlar kurulmuş. Bensiz oturuyorsunuz yani burada. Evet. Ne yapıyorsunuz lan?
Yatağında kahvaltı. Afiyet olsun güzel kardeşim. Yine kendimi şopladım ve adeta bir uzmanlık alanıyla Yeditepe Üniversitesi Photoshop bölümü. İnceltme bölümü mezunu olan. Hepiniz bir gün isteyeceksiniz bunu ama istemiyorum. Ben çok istiyorum senden. Geldiğinden beri yoğurt kemiriyor. Abi evet. Bakar mısınız yediş? Geldiğinden beri yoğurt kemiriyor. Kıyamam ya. Yulaflı yoğurt yiyorum. Sen bir seksiliğini gösterir misin aynada? Only you. Evet gerçekten Azal. Güzel mi? Bir şey söyleyeceğim. Azal bu evde ki herkesi giydiriyor. Evet ya ciddi söylüyorum ya. YouTube olmasaydı çok net bir şekilde böyle bir moda dünyasına atılırdın diye düşünüyorum. Bir beni giydirmedin daha. Aa. Aşkım sana attıklarımı almıyorsun, açık diyorsun, giyemem diyorsun, yapamam diyorsun. Sonra bir geliyor burada balkonda giymiş dünyanın en açık bikini üstünü bana diyor ki aşkım nasıl olmuş? Benim sana söylediğin yeşilden ne farkı vardı o zebra'nın? Çok güzel, çok. Oh, yerim onu ben. Bacak, bacak. Bunu yapacağım. Çok yap, güzel. Yap. Sen ne güzel bacak kaldırıyorsun ya, öyle. Ya inanılmaz, çok seksi değil mi? Çok seksi. Ay yoruldum. Boksu özledim ya. Bir yapsana. Yapacağım buna. Bunu bu da burada yapayım bugün. Ring light'la gece havuz başında yapayım. O zaman buna hemen bir metin yazmam. Bir de ben bunları teker teker metin yazıyorum. Sonra ezberliyorum onları oturup. Kıyamam ya. Ya prodüksiyon ya, farkında mısın? Ya metin yazıyormuş. Size bak. Size gam. Neyin? Tam gam. Fiziğe bak. Bak bak. Bakayım. Hep bak. Hep bakıyorum. Hep bak. Vergisini ödedin değil mi? Ödedim canım. Her ay ödüyorum. Ne var ya? Şu an herkes video çekiyor. Hazal havuzda, bir saattir havuzda ve 24 saat videosu çekiyor. Asla çıkartmamamız lazım onu. Buz gibi olmuştur muhtemelen ama birazdan yanına gideceğiz. Sizi de götürürüm. O gün de Çağla da burada yoga yapıyorlar. Bilin bakalım ben ne yapıyorum. Sadece kola içiyorum. Hiçbir şekilde spor yapmıyorum. Ve öğrendiğimiz kadarıyla da kapanma gelmiş. Uzun bir süre, 22 gün kadar kapanacakmış her yer. Eğer gerçekten bu yasaklar işe yarayacaksa süper olur. Çünkü gerçekten artık dünya toplumu olarak iyi bir zaman geçirmeyi özlediğimizi düşünüyorum. Hepimiz için aynı şey geçerli. Şimdi yoga canavarlarını götüreceğim. Sizi oradan da Hazal'ın yanına gideceğiz. Sağ kolu yukarıya doğru uzat. Derin nefes al. Sanki yukarıda bir çubuk balığı tutulmaya çalışıyorsun. Rahat nefes ver. Dizlerini iklim açılmaya devam etsin. Tatile geldiğimizden bu yana bunlar burada yoga yapıyor arkadaşlar. Biraz da Hazal'ı taciz edelim. 24 saat videosu çekiyor. Yazık, çok üzülüyorum kıza. Gerçekten üşümüştür yani. Saatlerdir havuzun içinde. İyi misin? Ben neden böyle bir video çekiyorum? Bak, bir onların rahatına bak. Bir bana bak. Kaç saat oldu? Abi, gerçekten sabah 8'de başladık. Şu anda saat herhalde 5.30 falan değil mi? 5.30 olmuş olabilir. Ama çok hasta olacaksın, çok üşüdün. Baksana bembeyaz oldun. Ben gidiyorum. Bir şey istiyor musun? İstesen de vermem zaten. Hadi bay. I crash my car into the bridge. I watch and let it burn. I threw your shit. Into our bag and pushed it downstairs. I know my name. I crash my car into the bridge. I don't care. I love it. Bak burayı biliyorum. I don't care.
Şimdi ne istersin? Hangi şarkıya geçelim? Merdan, Merdan, Merdan. Dılılı, 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 bu ki. All the single ladies. Bir şey söyleyeceğim. Hava o kadar da aslında hava diyorum ya. Havuz o kadar da sıcak değil aslında. Yani sıcaklığı şu kadar işte. Ya hey. Üşüdün mü? Gittim bu kadar. Üşümedin değil mi? Üşümedim. İşte bak sıcaklığı bu kadar. Dur yani. Telefon var. Anladın mı? Bu kadar. Ya! Bu kadar aşkım. Tamam. Çok soğuk değil. Benden alabileceğini mi zannediyorsun? Oo! Evet. Oo! Gitti mi lan? Çok soğuk değil mi? Sert değil mi? Oh! Rahatladım. Ananı satayım! Ağlıyordum, ne oldu? Çekmesi kolay değil mi? Aa! Beni ıslatmanın acısı. Yavrum ben severim, yolla. Bu kulağıma değil ha, bak ben orada. Tamam lan ya. Şimdi birkaç tane daha fotoğraf çekip ondan sonra yemek yapmaya başlayacağız ve akşam yemeği yiyeceğiz. Açlıktan ölüyorum. Şimdi ben yukarıya doğru gideyim. Yavaş yavaş akşam yemeği için hazırlıklara başlayalım. Akşam yemeğinde görüşürüz. Makarnadan hiç emin değilim. İnşallah güzel. Güzel güzel. Güzel mi vallahi ama? Ellerinize sağlık. Ben olmadan sandım. Yok ya. Ya ben seni yerim. Sen kaşıkla makarna mı koymaya çalışıyorsun? Yapsın ya. Salak mıyım ben be? Sen giderken ben dönüyordum ya. Could you please bring the wings? Wings, wings. Chicken wings. Aman hop. Chicken wings. Hayır, hayır. Thank you, madam. Parlatıcıyı ver diyor. Lip balm diyor. Doğru. Ama aşkım. Hızlı birkaç günün ardından sonunda İstanbul'a dönmüş bulunuyoruz. Uzun süredir beni takip edenleriniz bilir ki kanalla ilgili ciddi anlamda telif problemleri yaşıyorum. Sizlerin 15-20 dakikada izlediğiniz bir video benim 2,5 haftama mal oluyor. 2,5 hafta tek bir video üzerinde çalıştıktan sonra ne yazık ki gelen ufacık bir telif yüzünden bütün emeklerimin çöpe gitmesi, videolarımın kaldırılması, kısıtlandırılması gibi sorunlar artık bir anlamda kanalımın algoritmasını olumsuz anlamda etkilemeye başlamıştı. Ve benim de bu anlamda kanalı devam ettirebilmem adına yeni bir adım atmam gerekiyordu. Hali hazırda zaten müzik içeriklerim ya da müzikle ilgili üreteceğim içerikler devam edecek. Bu anlamda hiçbir şekilde bir kısıtlama ya da bir engelimiz yok. Ancak bunun yanına ek olarak hem arkadaşlarımla birlikte olduğum, hem kendi hayatımdan paylaşacağım kesitler, yapacağım seyahatler ve yeni deneyimlerle bu tarz vlog ve bunun benzeri lifestyle içeriklerle karşınıza çıkmak istiyorum. Ki en son YouTube topluluk bölümünde ve Instagram'da bana bu anlamda gösterdiğiniz destek için buradan bir kez daha teşekkür ederim. Şayet sizden böyle bir destek almış olmasaydım, belki de bu içerikleri bu kadar gönül rahatlığıyla ortaya çıkaramazdım. Benim için çok keyifliydi ve içinde bulunduğumuz bu sıkıcı, sabretmemiz gereken ve pek çok anlamda hepimizi yıpratan bu süreçte biraz olsun bu videoyu izledikten sonra keyif duymam ve iyi hissetmem benim için çok önemli. Ben yaşarken oldukça keyif aldığım tüm anları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım izlerken siz de aynı şekilde keyif duyabilirsiniz. Kanalla ilgili ve içeriklerimizle ilgili çok keyifli, heyecan verici ve bence hepimizi harekete geçirebilecek pek çok video fikri var aklımda. Yavaş yavaş hepsini de yayına sunacağım zaten. Umarım biraz olsun iyi hissettirmeyi başarabilmişimdir. Çok yorulmuş durumdayım. Uzun saatlerdir yollardayız. Hemen bir duşa girdim. Saçımı başımı yıkadım. Şimdi birazcık uzanacağım. Yarınsa videoyu editlemeye başlayacağım. Her şeyden önce tüm desteğin ve tüm ilgin, alakan için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.